Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2021 Mobile'de yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, Perşembe günü etkinlikleri geldi. Öncelikle bir canlı güncelleme oldu arkadaşlar. 2 haftadır olmuyordu biliyorsunuz. Canlı güncellemelere bir bakalım. Top açılımımıza geçeceğiz. Milan ikonları geldi. Haftanın oyuncuları geldi. Hemen değerlendirmesini yapacağız. Baktığımız zaman Muhammed Salah, Mane, Kante gibi oyuncular. Kante bu hafta oynatılır o zaman. Kadroya ilk 11'e alınır. Salah'ın pozisyonu gereği biraz benim kadroma uymuyor ama Salah'ınız varsa, eğer pozisyon gereği uyuyorsa mutlaka oynatın arkadaşlar. Muhammed Salah da çok iyi oyuncu. Rodri, Modric, zaten Rodri haftanın oyuncularına da geldi. Şimdi oraya da değineceğiz. Baktığımız zaman Pique, kaleci A yok mu? Kaleci A yok galiba. Partey A yine çok güzel bir oyuncu. De Gea, Loris gibi oyuncular bakalım. Ter Stegen, bu hafta A kaleci yok arkadaşlar. B var ama A yok. Gördüğünüz gibi. Yani buradan yüksek kondisyonu mutlaka arkadaşlar değerlendirin. Şuradan sağ, yani üst köşede, ortada buraya tıkladığınız zaman yüksek kondisyonlu oyuncuları görebiliyorsunuz. Mutlaka kadrolarınızda değerlendirin. Fayda vardır gerçekten. Kondisyon derecesi yüksek olan oyuncular tabii performansı bir tık daha yüksek oluyor ve moralmen yüksek, maça yüksek şekilde çıkabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, Milan ikonları geldi. Milan ikonlarından ben top açılımı yapmayacağım. Eğer ama top açtırmak istiyorsanız arkadaşlar, hesabınızda MyClub parası olup da top açtırmak isteyenler de mailimden ulaşabilirler bana arkadaşlar. Hakkında kısmında bulunan mailden. Bu 3 oyuncunun 3'ü de bende var arkadaşlar, mevcut. O yüzden buradan ben top açılımı yapmayacağım ama Player of the Week'lerden yapacağız. Peki oyuncuların max seviyelerini bir bakalım mı? Hemen çok kısa bir bakalım arkadaşlar. Ondan sonra hızlı bir şekilde top açılımıza geçeceğiz. Kulüp evi dedik. Hemen şöyle ilk 11'imizde zaten Milan güçlendirmesini kullanıyorum. Öncelikle Inzaghi'den başlayalım. Normal hali 95. Milan'ı seçtiğimizde 97 oluyor arkadaşlar. Kendisi süper yedek bu arada. Yani 60. dakikadan sonra falan oyunu aldığınız zaman özellikleri daha da muhteşem oluyor, bilginiz olsun. Ofansif farkındalık 99, bitiricilik 98. Gerçekten bitiricilik ve ofansif olarak çok iyi bir oyuncu. 91 hız, 90 hızlanma, 89 şut gücü, sıçraması 93. Yani Filippo Inzaghi'nin özellikleri bu şekilde. Dediğim gibi kendisi süper yedek arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hemen Maldini'ye bakalım. Normal hali 95. Milan'ı seçtiğimizde 98 oluyor ve bu diğer Maldini'den çok çok daha iyi arkadaşlar. Çünkü diğer Maldini hücumcu bek olarak gözüküyor oyunda. Yani oyun tarzı hücumcu bek. Ama bu Maldini direkt stoper mevkiinde oyun kurucu olarak oynuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu Maldini diğerinden daha iyi, yani onu demek istiyorum. Baktığımız zaman 95, Milan'da 98 oluyor. Top kontrolü çok iyi. Alçaktan pası, yüksekten pası var. Kafa özelliği 92. 87 hız var, 80 hızlanma. Sıçrama 96. Fiziksel teması 92. Yani bir tık daha iyi olabilirdi. Bir 95 falan beklerdim ya Maldini'den. Ama biraz düşük kalmış sanki. Defansif farkındalığı, top kazanması direkt 99 zaten. Agresiflik 96. Fiziksel durumu 8. Çok önemli. Zayıf ayak kullanımı 4. Baktığımız zaman akrobatik uzaklaştırma, mücadele ruhu, kaptanlık, yerin orta, dengeli pas vesaire. Maldini'nin özellikleri de bu şekilde. Gel gelelim Kaka'ya. Normal hali 99. Kulübünü seçtiğimizde 101 oluyor arkadaşlar Kaka. Birçok mevkide de oynayabiliyor gördüğünüz gibi, forvet hariç. Top kontrolü sürmesi 99, sıkı top tutma 98, 97, bitiricilik 95. Hız 97, hızlanma 99, şut gücü 97, falso 87, duran top özelliği yok Kaka'da. Denge 94, dayanıklılık 94, gerçekten harika özellikleri var Kaka'nın. Fiziksel durumu 7, çapraz bacak dönüşü, uzun mesafe şut çekme, ara pası verme, tek pas, dengeli pas. Yani Kaka muazzam bir kart arkadaşlar. İnşallah, inşallah istediğiniz oyuncuları bulursunuz. Kaka özellikle gerçekten bulunacak bir oyuncu. Bu arada Box Draw'da yenilendi arkadaşlar. Dikkatinizi şöyle bir çekerim. Dikkatinizi bir verelim şuraya. Baktığımız zaman 10 tane efsane olacak. Aynen, 10 tane efsane var içinde. Michael Owen gibi, Romario gibi, gerçekten üst düzey, Van Basten gibi üst düzey oyuncular da mevcut burada. Şimdi gel gelelim bizim asıl meselemize. Haftanın oyuncuları, Player of the Week arkadaşlar. Şimdi burada öyle bir oyuncu var ki arkadaşlar, gerçekten
Muhteşem bir oyuncu. Bu hafta da performansı A olduğu için gerçekten kadromda görmek istiyorum. O da Pau Torres arkadaşlar. Max seviyesindeki özelliklerini zaten kanalın topluluk sekmesinden sabah saatlerinde paylaşmıştım arkadaşlar. Oradan görebilirsiniz. Gerçekten muazzam özelliklere sahip. 23 yaşında genç bir oyuncu. Defansif farkındalığı top kazanması falan 99-98 oluyor. Hızı zaten 90 üstünde oluyor. Hızlanması da 85 üstünde oluyor. Gerçekten mutlaka takımıma katmak istediğim o yok edici oyun tarzında olan bir oyuncu Pau Torres. İlk hedefimiz o. Daha sonrasında Rodri arkadaşlar. Rodri'yi bulmak istiyorum. Daha sonrasında da kim olabilir? Yani Kore'ye olabilir. Yine Partey'in bende kartı var ama bu kartı biraz daha iyi. Partey olabilir. Bakalım. Önceliğimiz tabii ki Pau Torres. Muhammed Salah'ın bende 98'lik kartı var. Bundan daha iyi bir kartı var. O yüzden onun gelmesini istemem. Pique'yi istemem. Dediğim gibi Pau Torres ilk hedefimiz. Haydi bakalım. Bismillah diyelim. Top açılımımıza başlayalım. Sizler de buradan top açılımı yaptınız mı? Yaptıysanız kimleri buldunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi Bismillah dedik. İlk topumuz gelsin bakalım. Anlaş dedik. İspanya'ya gidersek. İspanya'da Pique de var ama. Nereye gitti? İngiltere'ye. Aha, Rodri mi? İşte bu. Bir de birle başlıyoruz. Rodri. Çok iyi. 98 seviye oluyor arkadaşlar. Hızı hızlanması falan çok düşük ama diğer özellikleri muazzam arkadaşlar. Şimdi maxlayacağız zaten. Max seviyesine basacağız. Tamam, bir de birle başladık. Çok iyi oldu. Haydi oğlum, bir de Pau Torres'i bize verdin mi? İspanya'dan çok fazla oyuncu var bu arada. Pique var. Kore'ye İspanya'da oynuyor. Bu İspanya'da oynuyor. Aynen, çok fazla oyuncu var. Haydi bakalım, ikinci topumuz gelsin. Haydi be Konami. Bir de bir. İki de iki neden olmasın be? Haydi İspanya'ya git oğlum. İspanya'ya gittik. İstediğimiz yerdeyiz. Pique mi geldi ya? Pique geldi. Tamam. Yani stoper istiyorduk ama Pique'yi istemiyorduk. Özelliklerine bir bakarız. Bir max seviyesine basıp bakarız. 96 oluyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Son topumuz. Haydi be Konami. Pau Torres'i ver bize be. Verir misin bize be? Bir iptal, iki iptal, üç iptal. Bastık. Son topumuz geliyor. Son topumuz geliyor. Nereye gittik? Ya İngiltere'ye gitti ya. Çok iyi arkadaşlar. Eğer Partey mi? O da iyi be. O da iyi. İki tane defansif orta sahamız oldu ya. Arkadaşlar Pau Torres'i bulduysanız mutlaka ve mutlaka kadronuzda oynatın. Yani söylediğim 3 isimden 2 tanesini, hatta 4 isimden 2 tanesini bulduk. 4'te 2 yaptık yani. Kore'ye Rodri, Pau Torres, Partey demiştim. Bu dördünden üçünü bulabilirsek muhteşem olacaktı ama 4'te 2 yapmış olduk. Hemen şunları bir max seviyelerini bir bakalım. Özelliklerini bir görelim arkadaşlar. Özellikle Rodri ve Partey gerçekten muazzam duruyor. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer Pau Torres'i mutlaka bulduysanız kadronuzda mutlaka değerlendirin. Gerçekten muhteşem bir oyuncu. Bu hafta da kondisyon derecesinin A olduğunu düşünürsek mutlaka kadrolarda yer alması gereken oyunculardan bir tanesi. Şöyle 18 tane bir bastık. Yapıştırdık bakalım gelsin. Rodri'ye. Hatta direkt geçtim. 19'da kaldı. 19'da 96 oldu bile. Şuradan 2 12 binlik mi basalım? Yok, 12 binlik değil. Bir 42 binlik basalım. 42 binlik ne yapacak bir bakalım. 20. Oha. Fazla gitmedi be. Antrenman dedik tekrardan. Şuradan bir 42 binlik daha yapıştıralım. Bir 42 binlik daha yapıştırdık. Yine yetmedi ama 98 oldu. Kaç puan istiyor? 12.250. 12.250 istiyor. Bir 12 binlik. Neredesin 12 binlik? Bir tane de 3500'lük yapıştırdık mı? Rodri tamam. Rodri'miz 98 genel derece. Rodri max seviyesine ulaştı. Hemen şöyle özelliklerine bir bakalım. Rodri'nin top kontrolü sürmesi güzel. Alçaktan pas, yüksekten pas muhteşem. Hızı hızlanması işte çok düşük. Şut gücü 99. Oy 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 oy. Fiziksel temas 98. Dayanıklılık 97.
Defansif farkındalığı da fena değil. Güzel. Rodri güzel. Partey'i bir maxlayalım hemen. Partey'e şöyle yapalım. Antrenman dedik. Partey biraz daha hızlı bir oyuncu arkadaşlar. Rodri'ye göre. Bir 2.42 binlik ateşleyelim. Bir bakalım. 2 tane 42 binlik ateşledik. Kaç oldu? 22 oldu. Kaç puan istiyor? 9000 puan istiyor. Şöyle bir geri geldim arkadaşlar. Şu hediye kutusunu bir toplayalım şöyle. Hediye kutusunu bir toplayalım şöyle bir. Buradan alalım. 24 tane öğe aldık. Geri geldik hemen. Tamam. Takımım dedik. Oyuncular. Partey. Kaç puan istiyordu? Bu ne? Binliklerden. Binliklerden gelmiş ya. Hiç bakmadım ama kaç puan istediğini. Tamam. Direkt 93 23 seviyesine geldi. 96 genel derece. Partey 1.85 boyu var. Çok güzel. Top kontrolü sürmesi, alçaktan pası, sıkı top tutması falan güzel. Bitiricilik yok. Duran top yok. Hız 90. Güzel. Şut gücü 99. Fiziksel temas 94. Dayanıklılık 96. Tamam bak, Partey oynatılır. Rodri çok ağır bir oyuncu. Ama Partey harbiden oynatılır. Defansif farkında da top kazanması da gayet güzel. Bakalım buna beceri falan da ekleriz. Top kesme, ara pası verme, kaptanlık, mücadele ruhu vesaire vesaire. Son kez Pique'ye de bir bakalım arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu noktalandıralım. Bir 42 binlik bastık. Şöyle 3500'lüklerden de biraz serpiştirdik. Direkt geçtim. Pique 96 genel derece oldu. Tamam, hemen şöyle bir bakalım. Top kontrolü güzel. Kafa 94. 83 hızı var. Fiziksel temas 97. Top kazanması, defansif farkındalığı çok iyi. Oynatılır mı ya? Biraz ağır bir oyuncu ama bakarız. Evet arkadaşlar, top açılımımızın sonuna geldik. Umarım sizler istediğiniz oyuncuları bulmuşsunuzdur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.